Kazakistan'a gideceğiz Türk dünyası gündemi için. İlk durağımız Astana sevgili seyirciler. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Murat Nurtulev, Uluslararası Türk Kültür Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ile bir araya geldi. Öte yandan Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov Çin'e resmi ziyarette bulundu. Tüm bu temas trafiğinin ayrıntıları için Astana'ya dönelim. Janar Salıbay muhabir arkadaşımız karşımızda, o anlatacak bize ayrıntılarını bu görüşmelerin. Evet Coşkun Özen, geçen hafta Kazakistan'da yoğun diplomasi trafiği vardı. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi sonrası farklı kuruluşlar arasındaki etkileşim devam ediyor. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Murat Nurtulev, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyev ile bir araya geldi. Ayrıca Uluslararası Türk Akademi Başkanı Şahin Mustafayev'i de kabul etti. Görüşme sırasında Türk halklarının tarihi ve dili, edebiyatı ve kültürel alanlarındaki farklı ortak projelere değinildi ve vakıf ve akademinin faaliyetleri çağdaş Türk dünyasına ortak değerlere dayalı bağların daha da güçlendirilmesi konusuna dikkat çekildi. Başbakan Türk halklarının ortak mirasının tanıtılması konusunda kardeş Türk devletleri arasında ortak projelerin hayata geçirilmesinin sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti ve Kazakistan Dışişleri Bakanlığı olarak iki vakfın da akademinin de çalışmalarına her zaman destek vermeye hazır olduğunu vurguladı. Öte yandan Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov hafta sonu Çin'e resmi ziyarette bulundu. Resmi ziyareti sırasında 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın açılışına katıldı ve fuara katılan farklı ülkelerin delegasyonları ile de bir araya geldi. Söz konusu resmi ziyaretin en önemli görüşmesi Alihan İsmailov ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı Li Qian arasındaki görüşme oldu. Görüşme sırasında taraflar ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine dikkat çektiler. Çin, Kazakistan'ın en büyük ticaret ortaklarının arasında yer alıyor. Son rakamlara göre iki yıl ülke arasındaki ortak ticaret hacmi geçen yıl %35'e arttı ve rakamlar 24,2 milyar dolara ulaştı. Bu yılda dinamik büyümeye devam ediyor. Karşılıklı ticaret bu yılda %21'e arttı. Kazakistan Başbakanı 10 Kasım'dan itibaren iki ülke arasında başlayacak vizesiz rejimin ortak işbirliğinin bir sembolü olduğuna dikkat çekti ve Çin'deki bu yılın, önümüzdeki yılın Kazakistan'ın turizm yılı ilan edilmesi ilgili ortak turist sayısının artacağını belirtti ve bu alınan kararın vatandaşlarımız için seyahati daha erişebilir ve hale getireceğine ve bağlarımızı da daha da güçlendireceğine inanıyorum açıklamasını yaptı. Söz konusu görüşmeler sonrası iki ülke heyetleri arasında bir takım anlaşmaya imza atıldı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Kazakistan gündeminden notlar böyleydi. Janar Salıbay'dan aldık bilgileri.